Hocam bir diğer önemli mevzu aslında biz biraz değindik, daha doğrusu siz değindiniz, dünyadaki güç dengeleri konusuna biraz temas edelim. Fakat buna temas ederken Ahmet Türk'ün, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda HDP'nin eş başkanıydı, BDP'nin eş başkanıydı. Ahmet Türk'ün çözüm süreciyle alakalı olarak söylediği bir şey var. O da şu, aslında kamuoyunun bildiği bir hakikat bu. Çözüm süreci dediğimiz şeyi Tayyip Erdoğan'ın direktifiyle yaptık. Onun bize liderlik etmesiyle yaptık. Onun yapın demesiyle yaptık demesi. Bu acaba sadece Ahmet Türk'ün anlatmış olduğu şey Tayyip Erdoğan'ın aklından çıkmış olan bir şey mi? Yoksa az önce vurguladığınız bazı hakikatlerin olduğu dünyadaki güç dengelerinin Türkiye'ye dayattıkları bir şey mi? Yani Erdoğan pragmatist bir adam. Tam Kürt sorununun o çözüm arayışlarıyla birlikte, o çözüm arayışlarında da yine Erdoğan'ın tamamen popülist davrandığını, o problemi gerçekten çözmeye yönelik, yani Kürt vatandaşlarının temel demokratik haklarını Kürtçe gibi vermeye yönelik bir adım olmadığını biliyoruz. Öyle olsaydı bu noktada yasal düzenlemeler yapardı. Mesela Kürtçenin önünü açardı. Kürt kimliğiyle ilgili adımlar atardı. Onun yerine o sembolik şeyler yaptı. Ne yaptı? Kuzey Irak'tan Suriye'ye silahlı militanların geçişlerini adeta gövde gösterisi şeklinde hem de trenler, raylar üzerinden, arabalar üzerinden geçirdi. Yani Kürtlere bir şeker verdi aslında. Bütün Kürtlere. Onların dahası temel bir hak aramaktan çok onların milliyetçilik duygularını, beklentilerini kabartan bir şey verdi. Popülist bir yaklaşımdı ve konjonktüreldi. Gerçekten sorunu çözmeye yönelik olsaydı daha yasal, anayasal düzenlemeler yapardı. Sağlam bir zemine oturturdu. Ama o tarihlerden sonra Erdoğan işte 17-25'te yakalandı, bir sürü yolsuzluklar çıktı filan. Yönünü batıdan doğuya, Rusya'ya doğru, otoriter ülkelere doğru dönme iradesi ortaya koydu. Böyle olunca da Kürtlere ihtiyacı kalmadı. Ayrıca da hani Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız demesi, Kürtlerin Erdoğan'ın otoriterleşme eğilimine malzeme olmamaları, masayı devirmesine ve bu defa Kürtlere tam tersi istikamette düşman olmasına sebep oldu. Yani Erdoğan'ın politikalarında ifratlar ve tefritler var. Bakın bütün hepsinde öyle. Yani dün çok sevdiğine bugün düşman olabiliyor. Dün düşman olduğuna bugün dost olabiliyor işte. Sisi'ye söylemediği laf kalmadı. İşte dün tokalaştılar, yani kucaklaştılar. Esed'le çabalıyor ki bir şey yapayım, tekrar barışayım. Esed mesafe koyuyor. Esed daha ilkeli yani. Diyor ki bu kadar şeyden sonra nasıl oturup barışacağız? Erdoğan'ın öyle bir kaygısı yok. İfratlar, tefritler arasında gidip geliyor. Yani düşmanlığı da çok mübalağalı, dostluğu da çok mübalağalı. Dolayısıyla hani Kürt sorunundaki o inisiyatifler Erdoğan'ın sorunu çözmeye yönelik değil, yine popülist yaklaşımlarıydı. Bir kısım böyle sembolik söylemler, açılımlar filan yaptı. Sonra da tamamen aksine Kürtleri var olan haklarının da çok daha gerisine düşürecek şekilde ezme yoluna gitti. Bunda Erdoğan'ın demokratik bloktan otoriter bloğa doğru yaklaşmasının çok ciddi bir etkisi var. Şimdi aradan 10 yıl geçti, ekonomi tekrar çöktü ve paraya ihtiyacı var. Otoriter, otokratik blokla, yani Çin'le, Rusya'yla hareket etme, para getirmiyor, çözüm getirmiyor. Tekrar manevra yapmaya çalışıyor. Evet. Bu arada siz hani deyince düşmanlarıyla da böyle ifrat noktasında düşman oluyor. Dostlarıyla da böyle çok uç noktalarda dost oluyor deyince. Evet, bir zamanlar şoförlüğünü yapmış olan Ahmet Hamdi Çamlı mıydı? Öyle birisi var ya, milletvekili yaptı ya. Yani mesela onun milletvekili yapması bile bence dostluğunun ne kadar uç örneklerde olduğunu bir göstergesi diye düşünüyorum. Hocam. Anayasa bir diğer konu da aslında siz az önce vurguladınız. Yani en baştan beri aslında bunu temel değerler üzerine koymuş olsaydı gerçekten milletin faydasına olabilecek olan bir şekilde düzenlemeler halinde anayasaya yerleştirmiş olsaydı bugün bunları konuşmuyor olacaktık. Yapamayacaktı, kendisinin yapmış olduğu zulüm diyebileceğimiz şeyleri de yapamayacaktı belki. Ha, yine yapardı, o da ayrı bir konu da. 2009'da başladı her şey. 2005'te Diyarbakır'da bir konuşma yapmıştı. Arkasından da
2019'da Milli Kardeşlik Kardeşlik Projesi diye bir projeyle böyle bunun işaretini vermişti. Sonra 2014'te böyle bir kanun çıkardılar. Ama 2015'te Ceylan Pınar'da hani iki tane polis öldürülmüştü ya, onunla beraber de bitirmiş oldular. Şimdi tabii bütün bunları dediğim gibi anayasaya koyamadıkları için, anayasaya koymadıkları için daha doğrusu her gün, her zaman, her seçim döneminde, her yaklaşan seçim döneminde yeniden gündeme getiriyorlar. Onlardan bir tanesi de yeni anayasa meselesi. İşte Erdoğan dün çıktı, dedi ki bütün siyasi partiler, muhalefet partileri de dahil olmak üzere, Türkiye yeni bir anayasaya ihtiyaç duymaktadır. Bunu söyleyen adam 21 yıldan beri iktidarda olan adam. Ve de aynı zamanda 2002'de bunlar iktidara geldiklerinde söyledikleri bazı şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi de işte biz seçim yasasını değiştireceğiz. Seçim yasasını değiştireceğiz ve de aynı zamanda işte YÖK'ü falan kaldıracağız idi. Arkasından zaten yasaklardı, yoksulluktu, bunları kaldıracağız, yolsuzluktu, bunları kaldıracağız demişti ama öyle olmadı. Şimdi yine yeni anayasa meselesini gündeme getirdi. Amacı ne? Erdoğan topluma ümit veren malzemeleri çok iyi kullanıyor. Ve bunu her defasında yalan olduğunu bilmesine rağmen halkta satın alıyor. Yani işte uçak meselesi öyle. Yani petrol bulma, gaz bulma meselesi öyle. Ne bileyim kaç defa olmuştur. Yani faizi indireceğiz, enflasyonu bitireceğiz, ülkeyi bilmem milli geliri şuraya uçuracağız. Verin bu fakire yetkiyi. Görün bakalım faizle, dövizle, enflasyonla nasıl mücadele edilirmiş dedi. Tam dediği dönemle bugün geldiğimiz nokta arasında yani Everest tepesiyle hocam Amik Ovası kadar fark var. Altı boş taahhütte bulunmakta ve hani milleti ümitle oyalamakta, yani Erdoğan şapka çıkarılacak bir adam gerçekten. Ve her defasında da halk Erdoğan'a nasıl inanıyor? Bugün müydü? Birisinin yazısı vardı TR724'te. Alper Ender Fırat'ın galiba. Yani Erdoğan gerçekten bu noktada her defasında insanları kandırmakta şapka çıkarılacak bir adam. Anayasa meselesi de onlardan bir tanesi. Yani anayasa dediğiniz şey aslında nedir? Bir toplum sözleşmesidir. Social contract, bu Rousseau'nun da söylediği. Toplumun tamamının birlikte, refah içinde, huzur içinde yaşamak üzere bir metin üzerine anlaşmalarıdır. Anayasanın insanlarda çağrıştırdığı olumlu bir şey var, pozitif bir yaklaşım var. Bir de mevcut anayasamızın işte 80 ihtilalinin getirdiği bir anayasa olması, bazı olumsuz yönlerinin filan olmasından dolayı insanlar yeni bir anayasa yapılacak, güzel şeyler olacak filan diye ümit besliyorlar. Oysa bu tamamen hayal satma. Şu an evet, Türkiye'nin yeni bir anayasa, daha ileri demokratik bir anayasa, çoğulcu, katılımcı, bütün ülkedeki 85 milyonun haklarını koruyan bir anayasa yapılmasına ihtiyaç var. Mevcut anayasa 80 ihtilalinin bir darbenin, askeri darbenin getirdiği kabul edilebilir bir anayasa değil. Ama ona rağmen bugünkü anayasayla AKP iktidarının uygulamaları arasında negatif anlamda uçurum var. Keşke şu anayasayı uygulasalar. Mevcut anayasa Erdoğan iktidarının çok çok üstünde, kaç gömlek üstünde. Şimdi onu uygulamayıp, hukukun temel ilkelerini uygulamayıp, evrensel ilkeleri uygulamayıp, ondan sonra bir de anayasa yapacağım demek tamamen toplumu kandırmaya, uyutmaya yönelik bir şey. Önce mevcut anayasanın var olan yasal ilkelerini uygulasın. Mesela kuvvetler ayrılığının olmadığı bir ülkede dünyanın en harika anayasasını da yapsanız o anayasa bir kağıt parçasıdır. Yani iktidarı yürütmeyi denetleyecek bir yasama yoksa, var mı bugün? Yok. Yürütmeyi denetleyecek bir yargı yoksa, var mı bugün? Yok. Yürütmeyi denetleyecek bir medya, kamuoyu, sivil toplum yoksa, siz anayasa olarak ne diyeyim işte dünyanın en modern, en ileri anayasası hangisidir? İşte Amerikan anayasası, İsveç anayasası, neyse onu getirseniz hiçbir hükmü yok. Kağıt üzerine kalır. Evet. Öncelikle Erdoğan'ın otoriter eğilimlerden vazgeçmesi lazım. Yani bunların diğer söylemler de öyle. Türkiye'yi şöyle uçuracağız, Avrupa Birliği'ne gireceğiz, Batı'ya yöneleceğiz. Bunlar da tamamen altı boş. Bunların olabilmesi için öncelikle hukukun geri dönmesi lazım. Hukukun üstünlüğünün olmadığı, adaletin olmadığı, kuvvetler ayrılığının olmadığı bir ülkede
hangi anayasayı yaparsanız yapın bir gelişme olmaz. Avrupa'ya doğru hukukun üstünlüğünün bu temel ilkelerin olduğu Avrupa'ya doğru yürüme olmaz. Gelişme de olmaz. Bu sadece toplumu oyalamadır, kandırmadır. Evet. Hocam bir de kim takar anayasa mahkemesini diyen bir adamın anayasa yapması fikrini ortaya atması kadar abes bir şey yok. Komik bir şey yani. Komik bir şey. Tıpkı iki gün önce hatırlarsanız işte dünyada israf aldı başını geçti. Vay efendim insanlar açlıktan kırılıyorlar ama bazıları lüks ve şatafat içerisinde diyen kişi kendisi. 1100 küsur odası olan bir sarayda yaşayan ve aylık bütçesi bilmem kaç milyon Türk lirası olan bir adamdan bahsediyoruz yani. Bunları evet, söylüyorlar. İkna kabiliyeti çok yüksek. Toplumumuz tabii sadece Erdoğan'ın suçu değil. Erdoğan elbette insanları kandırma, aldatma noktasında çok becerikli. Olağanüstü bir becerisi var. Hani şapkadan tavşan çıkarma Erdoğan'ın yaptıklarının yanında hiç kalır. Yani bir şey ifade etmez ama toplumun da buna kolayca aldanması, ikna olması ve her defasında aynı hataya düşmesi de toplumun bir hatası maalesef. Evet. Hocam adam şapkadan tavşan falan çıkarmıyor. Adam şapkadan yani trilyonlar çıkarıyor. Trilyonlar evet. Çıkarıyor ve biz bunu görmüyoruz. Millet olarak söylüyorum tabii. Biz görüyoruz artık da.